Yaşar Uncular kişisel sebeplerden ötürü Varna'dan İstanbul'a gelen balıkçı motorlarının zulasında kaçak malların bulunduğunu güvenlik kuvvetlerine ihbar etti. Böylece örgütü 30 milyon zarara soktu. O küstaha, üstünlüğün, kabadayılığın kimde olduğunu göstereceksin. Babacığım, yarınki Avrupa seyahatimiz için gerekli hazırları yaptım. Sağ ol güzel kızım. Ah babacığım, yarın anneme kavuşacağım için çok mutluyum. Hele senin annemle barışma önerin için aniden bu seyahati tertiplemen mutluluğuma mutluluk kattı. Hadi kızım yat, erken kalkman gerekecek yarın. İyi geceler babacığım. Sana da kızım. Örgüt yasasına göre ihbar ölümle cezalandırılır. Ben ihbarda falan bulunmadım. Öleceksin. Baba! Babacığım! Baba! Baba! Babacığım! Kızım, evladım benim. Ortamın olanaklarını iyi kullanan iyi yaşam, iyi ölüm verir. Ben olanaklarımı kötüye kullandım. Kızım, beni affet. Affet evladım. Cezaevinden kurtuldum ya, artık her şey düzelecek. Merak etme. Arap, bu ne hal? Bilmem, ben de senin gibi şaşırdım. Bunu kim yaptı? Aziz dostum, hapisten çıktığını duyunca ziyaretine geldim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu davranışının manasını anlayamadım. Bu hareket tarzın bizim yasalara aykırı. Endişelenmene lüzum yok. Seninle konuşmaya geldim. Bundan sonra abin benim. Eskisi gibi tek başıma çalışacağım. Özgürlük her şeyden üstündür. Sen sandığımdan da aptal bir eşeksin. O kadar uzun boylu değil, haddini bil... Ya benimle çalışacaksın... ...ya da kiralık bir katilin... ...kaza kurşununa hedef olacaksın. Yok canım, beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, nasihat ediyorum. Çoluk çocuğuna, avradına acıdığım için... ...seni bir an iç yargınla yalnız bırakıyorum. Bu sefer gene sen kazandın. Herhangi yanlış bir adımında kendini ölmüş bil. Ağabeyimsin. O zaman bu mutlu anı kur. Thank you.
Çaylak da kim? Bilmem. İlk defa görüyorum. Emriniz? Duble rakı sek olsun. Sek doldu. Buyur abi. Sağ ol kardeş. Şerefinize güzeller güzeli. Herifçoğlu'nun çalımı asabımı bozuyor. Benim de. İşin var mı? Bu yöreye yeni düştün galiba. Çok mu merak ettin Monşe? Söyleyeyim. Evet. Nerelisin? Güneyden. Çolak derler namıma. Doyulmaz yumruğumun tadına. Burası hoşuma gitti, kalıp eğleneceğim. Öyledir. Ayağını sürçenin kırıldığı yerdir. Şahsa göre değişir. Beni tanıdın mı hapishane arkadaşım? Hiç tanımaz olur muyum? Meşhur arıcılık mütehassısı Çulsuz Ömer'sin. Dostum, cezaevinden ne zaman çıktın? Bir iki hafta oluyor. Buralarda ne arıyorsun? Dişime göre bir iş. Gel şöyle içeri kısımda oturalım. Eski günleri bir kere daha analım. Hadi içelim. Demek her yıl memleketimize 20 milyar liralık kaçak silah, mermi, sigara ve viski sokulmakta. Bu örgütleri yöneten perde gerisi milyonerler bire karşı 5 kazanmakta. Evet. Şüphe ettiğin kişiler oldu mu? Şimdilik hayır. Yalnız mühim bir ipucu verecek birini buldum. Milyoner Arif Bey'in oğlu Vedat. Onunla bu gece saat 10'da bu karttaki adreste buluşacağız. Sen de saat 11'de karttaki adreste ol. Edindiğim malumatı sana bildiririm. Sonra da Çiçek Taverna'ya gider, şüpheli gördüğüm şahısları sana gösteririm. Oldu dostum. Aziz dostum, kuracağımız arıcılık bankası konusunu sonra görüşürüz. Gitseniz iyi olacak. Allah'a ısmarladık sevgili ortağım. Güle güle. Bon voyage, bon appétit. Mon cher, derdiniz nedir? Tipinizden haz etmedim. Ben de! Hey! Mon cher, lütfen ellerinizi çekin, ütüsünü bozacaksın. Çekmezsem ne olur? Ellerinizi kırar, müsait bir yerinize sokarım. Un, deux, trois, je vais dans les bois, doyum onlar sizin yumruklarının tadına. Çeksen iyi olur. Güneylilerden hiç hoşlanmam. Ben de posta koyanlardan hoşlanmam. Bana posta koyuyorsun ha! Şahsıma silah çekilmesinden hoşlanmam. Temenni ederim bir daha karşıma çıkmazsın.
Hiç mi namuslu kadın görmedik? Bırak! Nazlanma yavrucuğum, dur! Bırak! Hap hap! Bırak kadıncağızı! Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O herif ne istiyordu? Kendisiyle gitmemi, kendisiyle yatmamı istedi. Ne olur, yardım edin bana! Nerede oturuyorsunuz? Bir alt sokakta. Buyurun götüreyim. Niye ayakta duruyorsunuz? Otursanıza şöyle, buyurun! Nes? Viskiniz sek mi olsun? Evet bebeğim! Teşekkür ederim. İstanbul'a resmi bir görevle mi geldiniz? Hayır, emir almaktan hoşlanmam. Ben de. Ah, affedersiniz. Hizmetçi kız galiba banyonun musluğunu açık bırakmış. Bakabilir miyim? Aa, tabii, rica ederim. Sıkılmadınız ya! Ah, yalnız bıraktığım için özür dilerim. Rica ederim. Baktım ki su sıcak, hemen bir banyo alıverdim. Çok iyi ettiniz. Bütün kadınlar vakitlerinin çoğunu banyoda geçirirler. Ben banyodan sonrasını severim. Kim o? Allah Allah! Hayal gördüm galiba. Hoş geldin dostum! Seni hangi rüzgar attı böyle? Seni gece vakti rahatsız ettiğim için kusura bakma! İstiyorsun evladım. Arkadaşım Çulsuz Ömer'im. Ha, yukarıda, buyur. Ömer. Benim Mert arkadaşım. Tanrım. Arkadaşımın katilini bulup öcünü almadan öldürme. Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para, değiştirir insanları bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma büyüklük, sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa, yine rakı sek olsun. Sen unut, unutmazsan.
dostum? Bu kentte ne arıyorsun ya? İşime göre bir iş. Eski işim? Dik kafalılığım yüzünden kovuldum. Gerçek misin? Evet, gerçek. Gazete muhabirliği devam ediyor mu? Evet. Şimdi yeni bir yazı serisi hazırlıyorum. Bununla çok para kazanacağım. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Dostum, şarkı okuyan Yosma çok ilginç. Bu lokalin baş artistidir. Cüzdanı şişkin erkekleri sever, onlara iş verir. Belli. Yosman'ın elini öpen herif kim? Milyoner Arif Bey'in oğlu. Abi, ben çiğniyorum. Yarın seni nerede görebilirim? Selvi Otel'inde. Tamam. Hoşçakal. Şakir, beni kim sorarsa görmediğini söyleyeceksin. Oldu abi. Sen oralarda Şikimet hazırla. Giden benden uzak. Belki mutlusun, belki deli. Sakin olun, sakin olun. Bayanlar baylar sakin olun. Polis gelene kadar kimse dışarı çıkmasın. Lütfen yerlerinize oturun. Yerlerinize oturun efendim. Sakin olun, sakin olun. Ahbap, biraz evvel eli silahlı biri geçti mi buradan? Hayır beyim, böyle birini görmedim. İyi düşün. Yemin ederim abi, böyle birini görmedim. İlahi Nuri, insanı zorla güldürüyorsun. Ölenle ölünmez. Bu dağının kanunu. Öyle deme. Ne de olsa insanın sinirleri bozuluyor. Merhabalar. Salonda adam öldürülmüşken sizlerin burada konferans akdetmesi garip değil mi? Kimsin sen? Ben mi? Je suis Güneyliyim. Çolak derler namıma. Buraya paldır küldür girmeye ne hakkın var? Bu yavrunun sesine hayran kaldım. Tanışma garsosu ile geldim. Bana bak, şimdi sırası değil. Burayı terk et. Ne güzel bir ceket. Dostum, hangi terzide diktirdiniz? Çek ellerini üzerimden. Hoşça kalın. Gene görüşmek ümidiyle. Sakın bir yaramazlık edeyim deme. İte bak. Demin dediğimi düşündün mü? Düşündüm, kimseyi görmedim. Alçak herif. İşte komiser bey, şüphelerimi çeken herif. Sizi karakola kadar rica ediyorum. Peki efendim. Yalnız içeride iki kişi daha var. Bir dakika, hanım giyiniyor. Komiser bey, bana göre cinayeti işleyen katil bu. Kapıdan silahını ateşledi. Öyle değil mi ahbap? Ne bileyim ben? Lütfen konuşmayı bırakın da karakola buyurun. Sizler de. Dostum, acaba ateşiniz var mı? Buyurun. Teşekkür ederim. İlgimi çekmeye başladım. Arkadaş olabiliriz. Şarta bağlı. Başka parlak bir fikrin var mı? Birlikte bir yere gidelim mi? Bir şeyler içeriz. Sağ ol ahbap. Taksi. Servis arayın aldı var beni.
Bu hergele başımıza bela olabilir. Vedat'ı da öldürdü. İkisinin de katili aynı. Leyla, gece seansından sonra seninle konuşmalıyım. Gelmezsen günah benden gider. Seni iç yargınla yalnız bırakıyorum, Vedat. Çolakoğlu, sabıka kaydı var. İki kez hapiste yatmış adam yaralamaktan. Bunun gizli bir anlamı olabilir. Ben de aynı kanıdayım. Şimdi çocuklar, bu iti Laz İhsan'ın örgütüne teslim edin. Sen de onlar gibi iz bırakmadan can vereceksin. Yaşamını sürdürmek istiyorsan gece yarısı pavyonda ne aradığını, kimin hesabına çalıştığını söylersin. Davam kişiseldir. Bu gece evinde öldürülen arkadaşımın katilini arıyorum. Bırak onu, polis arasın. Katili bulup öcümü alacağım. Öcünü alamadan öleceksin. Bunun gibi iskelet olacaksın. Doğrusu seni kutlarım!
yazıyor! Dün gidi isteyen çifte cinayeti yazıyor! Kaç örgüt peşimde, onu bir türlü anlayamadım. Bütün sorun katil kim? Kesin delillerle yola çıkmalıyım. Yapma! Ne istiyorsunuz? Dün gece karakoldaki ifadenize göre polis işlenen cinayetten dolayı benden fena halde şüphelendi. Bu yüzden çok üzüntü duyuyorum. Bir vatandaşı öldürmek değil, karıncayı bile ezmekten çekinen insancıl biriyim. Hakkınızda yanlış düşündüğüm için çok müteessirim. Cinayeti kim işlemiş olabilir? Bilmem. Her gece tuvalete ayrı ayrı insanlar mı bakar? Hayır. Onu ilk defa dün gece gördüm. Ne düşündünüz? Hiçbir şey. Zeki bir adamsınız. Siz de pek hoş ve şuh bir kadınsınız. Kabadayı erkeklere bayılırım. Gitmeliyim. Beni ne zaman canın çekerse gel bana sahip ol. Akşama tavernada görüşürüz. Bay bay! Uğruna her şeyini verebileceğim bir erkek. Demek anneniz, rahmetli babanızın Leyla ile ilişkisini öğrendikten sonra evi terk etti. Bir süre sonra da bu Leyla denilen kadın, nişanlınız Vedat'la ilişki kurdu. Bu durumda tabii siz de nişanı bozdunuz ve o gece meşhur milyonerin oğlu ve sabık nişanlınız garip bir şekilde tavernada öldürüldü. Evet, sabah gazetelerden okudum. Zaten Vedat'la aramızda duygusal bir ilişki yoktu. Bu anlattıklarım sizin için önemli mi? Önemli. Daha önemli şeyler de var. Size karşı duyduğum hislerim. Bundan sonra hep sizi düşüneceğim. Ben de. Gitmeliyim. Annem merak eder. Gene görüşeceğiz diye. Hiç rahat yok mu bana? Şu yalancı dünyada kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana. Kim çıkarsa karşıma kimin ne hakkı var ki? Hoş geldin abi. Otur. Bu yeni bir içkiler benden. Oldu, şimdi geliyorum. Öğrenmek istediğim bazı şeyler var. Bekliyorum abi. Bir doğdum, bir yaşarım. Madam, dün gece yerine bakan herif nerede? O izi bırakmış. Sağ ol madam. Tip o da. Bu kalp benim değil mi? Severim, severim. Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Her günüm mutlu benim. Kim ne derse desin. Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Şimdi beni dinle. Dün gece tuvalete bakan adamın adresini biliyor musun? Hayır abi! Onu bana öğrenmeye bak. Oldu mu? Ne düşünüyorsun kızım? Bugün bir tesadüf eseri tanıştığım delikanlıya anneciğim. Ah anneciğim! Ona içim birdenbire kaynadı. Babamın ölümünden bu yana duymadığım mutluluğu onun yanında duydum. Onun yanında hissettim. Bir defa gördüğüm birine bu derece hislenmen doğru değil. İçinde bulunduğun ortamı iyice düşün. Sonra kararını ver. İleride hayal kırıklığına uğrayabilirsin.
Beni ortamın önerileri ilgilendirmez. Ona bütün sevgimle bağlı. Ne çabuk geldin Recep! Cevap versene lan! Buyur abi! Ne öğütlüyorsun? Çolak seni tanıdığı için öleceksin! Bu it kırığı neyin oluyor? Hemşerim! Geç şöyle! Evvelki gece hemşerin tavernanın deposundan aldığı ceketi kime götürdü? Anam babam ölsün ki bilmiyorum abi! Sokakta sarkıntılık etmen bir tuzak, bir oyundu değil mi? Hayır abi! Devam edelim mi, konuşacak mısın? Evet! Bir tuzaktı, bir oyundu bu! Bu oyunu kim öğütledi? Hadi oku! Dur! Dur, dur! Söyleyeceğim! Nur abi öğütledi! Neden? Benimle ne alışverişi var? Bilmem! Yalnız ortalıkta fazla dolaşanları sevmez o! Seni serbest bırakırım! Yalnız bir şartla! Ne alemdesiniz bakalım? İşleriniz yolunda mı? Her gün işler biraz daha berbatlaşıyor. Dostum Ayyaş, senin işler nasıl? Haftalardır ilk iş bugün çıktı. Bir yüzlük kazandım. Öldürülen milyoner runcuların kızının doğum günü partisinde ailenin kıymetli mücevherlerini takacakmış. İşte bu mücevherler hakkında bir yazı serisi hazırlayacağım. Ya! Uncuların kızı mı dedin? Evet! Doğum günü partisini nerede verecekmiş? Trabya Oteli'nde! Yarın saat 3. Alo! Benim! Abi! Milyoner uncuların kızı, ailenin kıymetli mücevherlerini doğum günü partisinde takacakmış, hepsini! Biliyorsun ki işsiziz! Eğer Nuri iş vermezse, sen de meteliğe kurşun atacaksın! Anlarsın ya! Anlıyorum! Mallar Varna'dan balıkçı motorunun zulasında hareket etti. Yarın saat 11'de Rumeli Kava iskelesinde olacak. Tamam! Ahbap! Beni hatırladın mı? Hatırladım! Laz lakabıyla anılan bir kabatayı taslağını tanıyor musun? Tanımam! İstanbul'da aynı lakapta yüzlerce kabadayı heveslisi var! Nasıl tanımazsın? Sen eski kulağı kesiklerdensin! O yolları bıraktım! Şimdi namuslu işler yapıyorum! Ha. Peki, eyvallah! Şimdi hatırladın mı? Hayır!
Söyle kimin hesabına çalışıyorsun? Seninle sonra hesaplaşacağız. Kaçırıp milyonlara konacağız. Yalnız bir mesele var, Nazihsan öldürüldü. Kim öldürdü? Çolak peşine düştüğü için örgütün başı. Ters bir harekette bizi de öldürtebilir. Sen şehirde kalacaksın. Yaptığımız işin etkisini öğrenip bana bildirin. Seninle iki satır laflayalım, atla bakalım arabaya. Hakikati söylersen hakkın da hayırlı olur. Boğazda bir de yemek yediririm sana. Demin villada konuştuğun it kimdi? Öldürülen milyoner Yaşar Uncular örgütünden Kürt Kasım. Ne konuştunuz onunla? Sorularıma cevap ver! Beni çoluk çocuğuma bağışla. Bundan böyle çocuklarıma alın teriyle kazandığım ekmek yedireceğim. Seni bağışlamam, söyleyeceklerine bağlı. Uncuların kızı doğum günü partisine giderken Kürt Kasım mücevherlerini çalacak. Pekala. Alo, buyurun. Filiz Hanım yarım saat evvel doğum günü partisine gitmek için hareket etti. Ahbap, yardıma ihtiyacın var mı? Hayır, yok. Ufak bir harekette kurşunu yersiniz. Şu boynundakileri uçlan bakalım. Dediğimi yap, sonra karışmam. Hadi, hadi, sallanma. Oh, çok kıymetli şeyler bunlar. Şimdi de parmaklarındakileri çıkar. Lan, ulan it ne yaptın? Başımızı derde soktun. Halt etti eşoğlu eşek. Başına bela aradı. Katiller! Kes sesini! Yoksa şuracıkta temizlerim ha! Sesini kesse de, kesmese de bu karı her şeyi gördü. Onu da temizleyelim. Kapa çeneni, yaptığın yetmiyor mu ha? Söyle! Yoksa onu yanımıza mı alacaksın? Evet! Onu bir yere gizler, anasından fidye isteriz. Böylece iyi bir vurgun vururuz. Kızın otosunu ölüyle birlikte şu ağaçların arasına sür.
Yeğenim jandarmaya haber vermek için yola çıktı. Olayı gören oldu mu? Hayır efendim. Tarlada çalışıyorduk, uzaktan bir silah sesi duydum. İşimi bırakıp silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Bu feci olayla karşılaştım. Müşterin var mı? Hayır, yok. O halde evinde iki arkadaş üç gün kalacağız. Paranı da fazlasıyla alacaksın. Sağ ol abi. Umarım ki ağzını sıkı tutarsın. Aksi halde senin için iyi olmaz. Bedri! Marbayı gözünün önünden ayırma. Merak etme, ayırmam. Ben de 100 binlik yüke muhafazalı bir oda bulayım. Yürü! Kısa yoldan bir duble rakı ver bakalım, hadi! Senin evine benzemiyor, değil mi? Güzelim! Bana bir öpücük vermeyecek misin? Ayağını denk al! Beni dinlersen, bir iki güne kadar ananın yanında olursun! Benim küçük talihim! Kızın istirahatini temin ettin mi? Beklediğin kimse falan var mı? Hayır. Telefon nerede? İşte. Barba aç kapıyı. Bak bakalım kimmiş. Hayatım, sonra seni tekrar arayacağım. Açın kapıyı, ben saksağım Nuri. Hoş geldin abi. Bizi beklemiyordun değil mi? Evet, benim için sürpriz oldu. Yanınızda götürdüğünüz o enfes kız nerede? Yolda bıraktık, yük oluyordu bize. Yolda bıraktınız he? O kızı bir tesadüf eseri olarak kaçırmış olmayasınız. Sen aklını mı oynattın abi? O adi kızı kaçırıp da ne yapacağız? Demek o adi bir kız he? Barba! Git kızı getir buraya! Sırrı, barbaya 5000 lira hazırla! Kasım! Örgüt yasalarına aykırı hareket ettin! Kasım hazırladı. Leşleri ağaçların dibine gömün. Geçmiş olsun Filiz Hanım. Olanlara çok üzüldüm. Nuri abi, Nuri abi! Olaylar sinirlerimi çok bozdu. Ne olur beni annemin yanına götür. Tabii götüreceğim. Onun için peşin sıra geldim. Nuri abi, hani beni evime annemin yanına götürecektin? Alan, yola gelene kadar yanımızda misafir kalacaksın. Anlayamadın mı amca? Sayende, Alan'dan para kopartacağız. Ha? Senden! Çevrenden nefret ediyorum! Öldür beni! Öldürün! Seni bir aile dostu olarak yanlış tanımışım! Belki de babamı sen öldürdün! Sen öldürdün! Lehine tutacağınızı öldürün daha iyi! Fuat! Misafirimize kalacağı odayı göster! Peki! Hadi bakalım! Gel benimle! Sırrı nerede? Şehre gönderdim. Olayların gelişimi hakkında bilgi edinsin diye. İyi düşünmüşsün. Kasım'dan aldığın kızın mücevherlerini bana ver.
yaklaşma! Yaklaşma diyorum sana! Hayır! Hayır! Rahat dur! Bak! Bu kız benim hakkım! Hakkım mı? Bu kıza kimse el sürmeyecek! Bu odayı terk et! Üzerime gelme, öldürürüm seni! Fuat! Tabancanı yerine koy! İkiniz de bu odayı terk edin! Ne söyledim? Gene de söylüyorum! Kadın kız, insanın başına bela getirir! Hepiniz yukarıdaki kızdan uzak duracaksınız! Fahri, derhal şehre in, kızın anasına telefon et! Peki baba! Fuat! Buyur baba! Çolak iti, Arap Celal'i tekrar sorguya çekebilir! Onu temizle! Seni nihayet buldum Recep! Çolak itine öttüğün için öleceksin! Yarına kadar 1.000.000 lirayı hazır et. Yarın telefonla parayı bırakacağın yeri bildireceğim. Bu durumu polise bildirirsen kızının boynunu vurdururuz. Dostum Kasım'dan haber getirmezseniz her şeyi polise ihbar edeceğim. Defol git evimden! Peynirci Kasım nerede? Böyle birini tanımıyorum! Hani şu sobalara bayılıyorum! Her işe yarıyorlar! Hadi! Çıkar baklayı ağzından! Kasım nerede gizleniyor? Bilmiyorum! Dur, dur söyleyeceğim! Barba'nın şehir dışındaki evinde! Pekala kızım! Zorbaca hareket ettiğim için müteessirim. O it ne istiyordu? Kasım'ın nerede olduğunu sordu. Sen ne dedin? Ben de söyledim. Sizi ele vermedim. Hem Kasım yakalanırsa size ne? Geveze karı! Kasım iti buraya, yanında bir kızla geldi mi? Geldi. Neredeler şimdi? Karınlarını doyurup hemen gittiler. Nereye? Bilmiyorum. Senin bu adamlara yataklık ettiğini biliyorum. Hadi söyle, neredeler? Nuri ağabey! Nuri ağabey nerede olduklarını biliyor! Peki, Nuri hergelesi nerede şimdi? Nuri şimdi...
Demek arkadaşın Çulsuz Ömer'in de katili Nuri Zalim'i. Kötüler cezasını bulmalı. Dükkan kapandı abi. Biliyorum. Öyleyse niyetin... Nasılsın yavrum? Bu ne demek oluyor? Katil, kaçakçı Nuri'yi arıyorum. Bu sabah ilk uçakla Avrupa'ya hareket etti. Boş laflara karnım tok. Uncuların kızını kaçırmakla iyi yetmedi. Sen aklını oynatmışsın. Nuri nerede gizleniyor? Kendin bul! Tabii bulacağım. Bu kafayla gidersen seni öldürecekler. Anasının karnından böyle bir evlat doğmadı daha. Söyle, Nuri nerede gizleniyor? Örgütün başı kim? Üzülme, yasalara saygılıyımdır. Yasalara saygın bitene kadar misafirim kalacaksın. Tıpkı uncuların kızı gibi. Bir örgütle başın derde girdi. Seni ilk fırsatta öldürecekler. İlk vasıtayla memleketine dön. Yasalarınıza saygın bitti mi? Söyler misin? Önerin ne? Önce hayvanın huyunu öğreneceksin. Tuzaklar kuracaksın, sonra da avını avlayana kadar peşine düşeceksin. Alo? Abi, sen misin? Evet, benim. Seni dinliyorum. Abi, dün gece öğrenmemi öğütlediğin Saksan Nuri'nin babasının köşkünün yerini tarif ettiler. Seni oraya getireceğim. Derhal Tiriköy'deki terk edilmiş film platosuna gel. Orada seni bekliyorum. Anladın mı? Anladım, derhal yola çıkıyorum. Adresten başka gerçek mühim bir malumat da vereceğim. Kerata seni, bu gidişle seni polis müdürü yapacağım. Hey, mutlu günler bebeğim. Tez ablayı kurtaralım.
Halleş dostum. Yaptıklarım için beni affet abi. Yalnız bir şartla. Nuri nerede gizleniyor? Kızı ne yaptı? Bir hayat söz konusu. Bütün bildiklerini oku. Abi, sana polisi aydınlatacak her şeyi anlatacağım. Dinle. Örgütün başı milyoner Arif Bey'dir. Paraları aldık. Kızı hemen evine göndersek iyi olur. Hayır, kızı evine göndermeyeceğiz. Kız öldürülecek, hem de şu anda. Fahri! Bahçede kıza bir mezar kaz. Peki baba. Fuat, sen de hemen öldür. Durun! Anahtarı ver. Yerlerinize geçin! Paralar, mücevherler, kardeşlerimle senin olsun! Yalnız kız benim olacak. Peki, peki evlat. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hareketime mani olmak isteyeni öldürürüm. Seni de baba, seni de! Kararlaştırdığınız yere bıraktı mı? Hı? Bıraktı. Desene evime dönüyorum. Evim burası artık. Hı? Sen çok kötüsün. Beni insanların nefreti kötü yaptı. Sen de benden nefret ettin. Ne senin olmam! Görünürde kimsecikler yok. Silah sesleri ne taraftan geldi? Bilmem ki abi. Çolak iti olabilir. Belki Ayyaş temizleyememiştir. Dağılın! Kızı fidye paralarını al, gizli geçitten çiftliğe git. Gelen çolaksa ben hesabını görürüm. Olmaz öyle şey. Hata ediyorsun. Polis kızı paraları burada bulur, suçlu düşeriz. Al giy şunu. Hadi çabuk ol!
Beni dinle! En ufak bir hareketinde senin anlarım! Namusunla teslim ol! Hakkın da hayırlı olur! Bu kente düştüğünden beri başımıza bela kesildin! Burası senin mezarın olacak! Ne yaptınız? Öldürdünüz mü onu? Benim böyle bir olaydan haberim yok. Bildiklerini söylersen yaşamını sürdürürsün. Abim kızı babamın Kilios yolundaki eski çiftliğine götürdü. Paraları aldın. Benden daha ne istiyorsun? Kes sesini! Yeter, bıktım artık! Beni... Beni ne diye bırakmıyorsun, söyle! Kes sesini dedim! Seni bırakmak için paralar yeterli değil! O halde öldür beni! Yaşamak istemiyorum! Yaşamak istemiyorum! Öldürmek mi? Seni... Ben ha? Hayır! Hayır! Anlayamazsın sen bunu! Hayır! Anlayamayacaksın da! Bir zamanlar bu çiftlikte kızgın güneşin, yağan yağmurun, dondurucu soğuğun altında itilen kakılan bir ırgattım. Hep insanlara hükmetmeyi, zengin olmayı düşlerdim. Nihayet oldum da. Çabuk tutun! Ben Nuri abinin yanına gidiyorum! Dua
Suallerime doğru cevap verirsen hayatını bağışlarım. Kabul mü? Kabul. Nuri yanında bir kızla buraya geldi mi? Hayır. Ulan hani yalan söylemeyecektin? Geberteyim mi seni? Nur abi, samanlıkta kızla beraber. Dayak cennetten çıkma tabii. Tevkif ediyorum. Cinayetlerini, kaçakçılık örgütünün üyesi olduğunu, hepsini biliyorum. Öyleyse öleceksin. Mutluluklar seni bekliyor. Şimdi yüreğim umut, mutluluk dolu. Allah bana bu günleri de gösterdi. Amirim, örgütün şefi ve tüm üyeleri yakalandı. Kızım! Kaçak mallara el yavrum koydu. Yavrum benim! Emirleriniz? Anneciğim! Sağlığınız. Canım, iyisin ya. İyi bir şey yok ya.